Yine güzel bir soruyla karşınızdayız demiştik. Muslukların hepsi açıldığında gazlar tek bir kaptaymış gibi hareket eder. Peki bu kabın hacmi nedir? Bu kabın hacmi arkadaşlar V1 artı V3 artı V2'dir. Yani normalde X gazı komple dağıldığı için hacmi artık V1 artı V2 artı V3'tür. Aynı durum Y gazında da geçerli. Yani X gazı ve Y gazı homojen dağıldığı için X gazının hacmi Y gazının hacmine eşit olur. İkisinin de hacmi V1 artı V2 artı V3 şeklindedir. Geldik basınca. Basınç için arkadaşlar yine bakın. PVNRT diyorsunuz. Mol sayısı ve sıcaklıkta herhangi bir değişiklik yapmadık. Bakın Y gazının kapladığı hacim birdenbire ne oldu? Arttı. Daha büyük bir hacme yayıldı. Hacim artarsa basıncının ne olması lazım? Azalması lazım, öyle değil mi? Y gazının basıncı artar demiş, yalan söylemiş. Cevabımız nedir? 1 ve 3. Bize X, Y, Z, T bilgileri verilmiş. Hangilerinin normal koşullarda eşit molleri eşit hacim kaplar diyor. Bakın normal koşullarda sadece gazların 1 mol hepsi ne kadar hacim kaplar demiştik? 22,4. Yani aslında soru diyor ki hangisi gazdır acaba? Bir kere genleşme katsayısı ayırt edici özellik olarak kullanılamaz. Aa, süper. Direkt bu özellik aslında gazların özelliği değil miydi? Yani gazlar da genleşiyordu ama hepsi 1 bölü 273 gibi sabit bir sayıyla genleştikleri için arkadaşlar ayırt edici özellik değildi genleşme katsayısı. Demek ki X'i kabul ettim. Tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar diyorsa bu Y bizim için nedir? Katı, güzel. Belirli bir hacmi olmasına rağmen belirli bir şekli yoktur diyorsa arkadaşlar bu bizim için sıvıdır biliyorsunuz. Hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir diyorsa eğer direkt gazlardan bahsediyor. Aynı miktar gazı ister küçük bir kaba, isterseniz büyük bir kaba yerleştirin. Bakın miktarları aynı olsun. Bu da en mol, bu da en mol olsun. Sonuçta bu en mol gazın kapladığı hacim bu kadardır ama aynı miktar gazın kapladığı hacim gördüğünüz gibi daha fazladır. Gazlar bulundukları kabın hacmini alırlar. Demek ki cevabımız X ve T olacak. Yani Ceyhan. Sabit basınç altında soğutulan bir gaz. Şimdi sabit basınçta ise arkadaşlar bu adamın kimi değişecektir? Sıcaklığıyla beraber V yani hacim değişecektir. Soğutuyorsam bakın hacim ne olur? Azalır. Demek ki ya B ya E diyeceğiz. Tanciklerin ortalama kinetik enerjisi. Kinetik enerji yalnızca sıcaklıkla ilişkilidir. Yani aynı ortamda bulunan gazların kinetik enerjileri eşittir diyoruz normalde. Şimdi burada ortamı soğutuyorsam eğer kinetik enerjisi de ne olacak bu vatandaşın? Azalacak. Öz kütle. Öz kütle içinde arkadaşlar D eşittir M bölü V diyeceğiz. Soğuttuğunda bu adamın hacmi eğer azalırsa öz kütlesinin ne olması lazım? Artması lazım. Az önceki soruda bunu belirtmiştim. Bu durumda cevabımız Edirne. Aşağıdakilerden hangisinde gazların taşınma ve depolanma kolaylığı için hacimlerin azaltılması durumu söz konusu? Bir kere hacimlerini azaltıyoruz. Bakın gazları sıvılaştırabiliriz, öyle değil mi? Daha iyi taşınmasını sağlamak için. Ya da sıkıştırabiliriz. Şimdi sıvılaştırmayı soğutarak sıkıştırmayı ise yüksek basınçla yapıyoruz. Evimizde kullandığımız tüpler bunun çok güzel örneğidir. Propan ve bütan gazları karışımından LPG eldesi, bakın yine bir taşınma amaçlı. Doğal gazın LNG'ye dönüştürülmesi, taşınması ve depolanması için bir yöntemdir. Ama soğutuculardan sıkıştırılan gazların, zaten bakın bu gaz sıkıştırılmış. Dolabın iç kısmını soğutması, bu soğutucu akışkanlar, Joule Thomson olayında buzdolapları, klima gibi sistemlerin soğutma olayında kullanılıyordu biliyorsunuz. Burada bir taşınma olayı yok. Burada sadece gazın bulunduğu ortamı soğutmasından bahsediyor. Bize de verilmemiştir sorduğuna göre demek ki cevabımız Edirne. Gazlarla ilgili değişkenlerimiz var, birimleri var. Bunları eşleştirmemiz isteniyor arkadaşlar. Şimdi basıncın birimi neydi? Açık hava basıncı atmosferden ATM.
Sıcaklığın birimini her zaman ne kullanıyorduk? Kelvin. Miktar deyince aklımıza mol sayısı gelecek. Hacim deyince de aklımıza zaten litre gelecek. Bu durumda 1B ise, sıcaklıkta D ise, bakın iki şık arasında şu an gidiyoruz. Miktar C ise dedik. Demek ki cevabımız Bursa. Biraz da plazma halimizle ilgili sorular çözelim. Plazma halini gaz halinden ayıran özelliklerden biridir demiş. Şimdi plazma ve gaz hali, belirli bir hacminin olmaması, belirli bir şekle sahip olmama, elektrik ve manyetik alandan etkilenme. Biliyorsunuz plazma hal çok yüksek enerjili. İyonların, elektronların serbest hareket ettiği halde, haliyle ortamda bu iyonlar, elektronlar varsa eğer, gaz halinden farklı olarak elektrik akması söz konusudur. Demek ki ikisi arasındaki en önemli fark elektriksel iletkenliktir. Gazlar elektriği iletemez ama plazma hal elektriği iletir. Plazmalar elektriksel olarak nötrdür. Evet, bakın artı ve eksi yük iyonları iyon halindeler, elektriği iletirler ama topladığınızda nötrdür. Diyor ki bu özelliklerden hangileri plazma haline ait özelliklerdendir? Plazmalarda iyon bulunmadığı için elektriksel iletkenlik yoktur. Bu yanlış değil mi? Değil mi yanlış? Sadece nötr atom veya moleküllerden mi oluşur? Hayır, artı yükleri var, eksi yükleri var, iyonları var arkadaşlar ortamda. Lütfen dikkat. Demek ki 2 de gitti. Yapısında pozitif ve negatif yüklerin sayıları eşittir. Kesinlikle zaten eşit olduğu için arkadaşlar plazma hal nötrdür. Ama bu yüklerden dolayı da elektrik akımını iletir diyoruz. Demek ki cevabımız yalnız 3, yani Bursa. Plazma hali ile ilgili ifadelerden doğru yanlış şeklinde işaretleyin demiş. Gaz halindeki madde enerji verilerek elde edilir. Evet doğru, hatta çok çok yüksek enerji verilerek elde edilir. Nötr atom, iyon, serbest elektronlardan oluşur. Bunu da az önce söylemiştik. Elektriksel iletkenliği gazlarla aynı değildir. Plazma halin elektriksel iletkenliği maksimumdur. Demek ki cevabımız doğru doğru yanlış, yani Bursa. Yukarıda verilen özelliklerden plazma haline ait olanlar ve olmayanlarda yazıldığında kaç tanesi plazma halinin özelliğidir demiş. Manyetik alandan etkilenme, öyle değil mi? Belirli hacme ve şekle sahip olmama, kesinlikle. Akışkan özellikte olma, hatta lavlardan bahsetmiştik. İyonize gaz içerme, iyonlar söz konusudur. Kimyasal tepkimeler çok hızlı gerçekleşir. Çünkü sıcaklıkları arkadaşlar çok çok yüksek, yüksek enerjilerden bahsediyoruz. Bu gördüğünüz özelliklerin demek ki hepsi plazma halin özelliğidir. Aşağıdakilerden de hangileri plazmaların kullanım sırasında yer alır demiş. Şimdi TV ekranlarında arkadaşlar biliyorsunuz neon ışıklarda, aydınlatmada, floresan lambalarda hep kullanıyorduk. Reklam panoları, LED ekranlar. Bu durumda plazma hal demek ki bunların hepsinde kullanılır. Yani cevabımız Edirne. Aşağıdakilerden hangisi plazma haline örnek değildir demiş. Ait özellik değildir. Bir kere plazma hal elektrik akımını iletir. Güneş sistemindeki en büyük plazma güneştir. Plazma haline iyonize gaz da adı verilir. Daha gaz halinden daha düşük enerjilidir. Aksine gazın çok daha fazla enerji alması sonucu, yüksek enerji alması sonucu oluşur. Evrendeki en yaygın fiziksel haldir. Yanlış olanı soruyor. Zaten yanlış cevabımız Denizli. Plazma hal, yine söylüyorum, gaz halinden çok çok yüksek enerjilidir diyoruz.